Neden biz politikacıları yaptıklarıyla ve programıyla değil kişilikleriyle değerlendiririz? Yani şu işten çıkarıyorum diyen kimse onun... Şu anda cebimizdeki paranın yarısı çalındı yani, çok açık. Katar, Türk halkının kalbindeki o güzel ülke Katar. Güzel şeyler söylüyor. Şimdiye kadar kötü şeyler mi söylüyor? Yani... İki sene böyle uslu çocuk oğlum. Nasrettin Hoca'nın hikayesi işte eşekten düşüyor, ben zaten inecektim diyor. İşte 19 yıldır bunu planlıyorduk. Bir şey daha söyleyeceğim. Ama çok şeyse sen söyle. Bu hafta programında bu hafta konuklarımız Turabi abi, Mehmet abi ve Aslı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bulduk. Hoş bulduk. Evet, çeşitli gündemler var. Öncelikle ekonomi konusundan başlayacağız. Şimdi bir Çin modeli tartışması var. Mehmet abi ne diyorsun? Çin modeli uygulanabilir mi Türkiye'de ekonomik olarak? Neden bu lafı öne sürdüler? Ona girmeden önce usulen çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yol TV şundan dolayı teşekkür ediyorum. Ben artık televizyonu açmıyorum. Pozlandı. Çünkü ya magazin izliyoruz ya yandaşlık izliyoruz. Bu bağlamda gerçekten usulen söylemiyorum. Hakikaten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. En azından bize olaylara sınıfsal bakma şansı veren bir televizyon olduğu için. Şimdi çok kısa Çin şöyle başladı aslında. Çinileştirme diye bir şey başladı. Ve gerçekten ilk etapta bu Çinileştirme kavramı ortaya çıktığı zaman büyük ölçüde bence Çin'de ücretler çok düşük olduğu için dünyanın atölyesi gibi çalıştı. Fakat çok hızlı şeye dönüştü. Yani 2010'a gidersek yaklaşık 10 yıl önce o zaman sanırım 120 dolardı asgari ücret orada. Şu an 450 dolar. Yani Çinleştirme tarih oldu bence. Öyle bir şey yok. Yani dünyanın atölyesi olduğu dönem aynı zamanda sadece atölyesi olduğu için değil. Asgari ücret çok düşüktü, ücretler çok düşüktü, çalışma koşulları çok kötüydü. Bu nedenle böyle oldu. Ama daha sonra baktılar ki burada ücretler yükseldi, Bangladeşleştirme diye bir şey çıktı. Bangladeş'e baktığımızda şu an, yine çok hızlı geçeyim, bir kaza sonrası, bir iş cinayeti diyelim sonrasında 1134 kişi öldü tek bir binada. Çünkü 5000 kişi çalışıyordu. Evet. 12 saat çalışıyorlar. Aldıkları şey yanılmıyorsam 45 dolar falandı. Bu cinayetten sonra 65 dolara çıktığı rivayet edilir ama bence hala yaklaşık ortalama 50 dolar diye düşünülebilir. Bugün Bangladeşleştirme diye bir şey var. Hani köle ticareti yapılıyor orada. Bir çeşit köle cumhuriyeti gibi çalışıyor. Oradan çok ünlü markalar üretiliyor. Ama bir kişi aylık aldığı maaşla o ürettiği bir tane Nike mesela alamıyor. Gucci'den bir tane giyecek alamıyor ama üretiyor. Ve o bir ihracat modeli bu aynı zamanda. Oradan çok ünlü markalar ihraç ediliyor. Orada üretiliyor ve ihraç ediliyor. Yani Çinleştirme denen şey, tartışılan şey bu. Türkiye için çok kısa söyleyeyim. Bence Türkiye Avrupa'nın Çin'i olmaya aday. Türkiye bu anlamda sürekli asgari ücretin dolar karşılığı düşüyor. Temenni edilen rakamın benim bildiğim 200 dolar olduğu söyleniyor. Ona doğru da geldi zaten. Şeyi bu, beklentisi bu. Başka parametreler vardır. Bu yeterli mi bir ihracatın yükselmesi için? En azından hükümetin bunu düşündüğünü düşünüyorum ben. Bu nedenle asgari ücretin yaklaşık 200 dolar civarında tutulacağını ve Türkiye'nin Avrupa'nın Çin'i olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Arkadaşların hakkını gasp etmemek için burada nokta koyayım. Vallahi şimdi... Çin kendi başına mı Çinleşti? Onu da sormak lazım. Yani küresel sermayenin böyle bir ihtiyacı olmasaydı Çin Çinleşecek miydi? Ya da Bangladeş, Bangladeşleşecek miydi? Dolayısıyla Türkiye için küresel sermayenin böyle bir ihtiyacı var mı? Ya, sermaye sistemi içerisinde Türkiye, ben kendi başıma senin Çin'in ya da Bangladeş'in mi olacağım diyor. Konuda ne düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim, aslında zaten küresel ekonomi böyle işliyor. Bir ürün nerede ucuzda üretilebiliyorsa orada üretiliyor ve dünyaya satılıyor. Dünyanın atölyesi dediğime göre dünya istedi tabii. Bunu kim istedi? Batılı şirketler istedi, iPhone istedi vesaire. Zaten şimdi Trump geldiği zaman iPhone'u oradan alacağım, ABD'de üreteceğim dedi ama baktılar ki bu delice bir şey sermaye açısından. Çünkü öyle üretirse... birkaç katı fiyata satması gerekecek. Yani özetle şöyle, bugün Bangladeşleştirme oradan geliyor. Hatta iddia şu ki Etiyopyalaştırma daha tercih ediliyor. Vietnam. Vietnamlaştırma vesaire. Yani kısmında haklısınız.
tekeller bunu istediği için Avrupalı evet, tekeller oraya yatırım yaptılar evet. ve Çin böyle oluştu. Yani Türkiye için bunun ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani anladım. Hem ben sermaye sistemi içerisinde yer alacağım, sermaye sisteminin ucuz iş gücü olacağım ama sermaye sistemin de Türkiye'ye bu rolü veriyor olması lazım. Hı-hı. Çünkü onun ucuz iş gücü olacağım diyor. Hı-hı. Onun. Niye vermesin onun... peki Tur abi? Güzel soru, niye vermesin? Şimdi önce niye versin? Niye versin? Bir, sermaye sisteminin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yani Türkiye'yi ben evet üretim yapan, altını çiziyorum, üretim yapan bir ucuz iş gücü memleketi, yeri, işte alanı olarak bir rol veriyor mu? Sistem açısından bu iyi bir şey mi? Yoksa bir zamanlar işte 80'li yıllarda çok tartışıldı, 90'lı yıllarda iyice tartışıldı. Neoliberalizm vesaire, Thatcher, Reagan filan dünyanın yeniden şekillendirilmesi döneminde sermaye sisteminin Türkiye'ye nasıl bir rol biçtiği ile ilgili. Yani Türkiye sistemin mal üreticisi bir ülke olarak konumlandırılmadı. Bunun birçok nedeni var. Eğer süre yeterse oralara da girebiliriz. Türkiye esasen bir hizmet, iki turizm sermaye sisteminin, küresel ekonominin hizmet ve turizm alanında bir de üçüncü başlığı vardı. İşte sermaye piyasaları alanında rol alan bir ülke olsun. Türkiye'nin rolü, sistemin Türkiye'ye verdiği rol bu. Bugün işte kimi röportajlarda görüyorum. Yani İskoçya'nın sıradan işte orta halli insanı Türkiye'ye tatile gelmiş. Niye Türkiye'ye geldiniz diyor. Çok ucuz. Şimdi İngiltere işte Covid konusunda bir takım engellemeleri kaldırdı. Turizm için. Türkiye çünkü çok ucuz ve Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Yani Türkiye'ye verilen rol sistem açısından sen şu rolü oynayacaksın. Şu olsa hani ben sistemden bağımsız bunu yapacağım filan, o zaman da sisteme baş kaldırıyor olması lazım. Yani ben bu küresel sermaye sistemin dışında bir başka, kendimi başka türlü kuracağım diyor. O zaman hangi güçlerle, neyle kuracaksın sorusu. Dolayısıyla bu tartışmanın kendi bana çok gerçekçi görünmüyor. Niyet öyle olabilir. Az önce kendi aramızda konuşurken gibi aslında nesnellik bir şey yarattı. O nesnelliği anlamlandırmaya çalışıyor işte. Nasrettin Hoca'nın hikayesi. İşte eşekten düşüyor. Ben zaten inecektim diyor. İşte 19 yıldır bunu planlıyorduk. Ha evet, yani yeni gördük biz. Yani iş gücü ucuzluyor. Ben zaten böyle yapacağım. Ya zaten hani işte büyüme hızını sonra %9'lara, 10'lara, 15'lere çıkartmak için buradan başlayacağım. Ya değil yani. Niye 19 yıldır buradan başlamadın? Yani şöyle düşünüyorum ben de bu meselede. Mehmet abim dediği gibi yani bu Çinlileşmenin hani tek benzerliği olsa olsa bu ucuz emek gücüdür. Yani. Ama mesela Çin öyle bir şey değil. Çin inanılmaz bir teknik ve teknolojik altyapı yatırımı da paralelinde yapmış. Ve tek parti hani devlet eliyle kapitalizm ya da işte kimilerinin da başka tabirleriyle söylediği bir sistem içerisinde hani artık emperyalist bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Ama Bangladeş, işte Vietnam gibi hani örneklere benziyor olması aslında korkunç. Çünkü yani bunun için artık bir şey, bölge, coğrafi bölge ismi aramaya gerek yok. Bunun adı zaten emek cehennemi. Yani burayı emek cehennemine çevirmek istiyorlar. İşte yayından önce konuştuğumuz hani 6 ay dayanamayız mevzusu zaten hani nefes alınmayacak bir ortamda iyice bir cehenneme dönüşmesi anlamına geliyor bu. İşte yani şu senin sorduğun soruya da ben şöyle o yüzden hani sordum neden olmasın diye. Şimdi bu mesele aslında bu krizi fırsata çevirme diye başlayan mevzu en hani alevlen, yani bu hep konuşulan bir şeydi ama pandeminin başında başladı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Hani pandemi oldu ve o zaman işte çıkıp sevindiler. Yani biz hani işte şey yapacağız, bu atölye işini biz geleceğiz. Sonra bir süre o hiç konuşulmadı ama
Şöyle bir şey var. Bu şimdi yani bu küresel ekonominin de bir sıkışmışlığı var. Tedarik zincirleri pandemiyle birlikte ciddi anlamda aksamalar yaşıyor. İşte dünyada yükselen bir enflasyon var. Bununla da bağlı olarak dolayısıyla aslında bence hani küresel sermaye açısından Türkiye'nin hani bu kadar merkezi bir noktada bir hani Çin, Bangladeş ya da işte Vietnam gibi bir atölye olması çok mantıksız olmaz. Yani şey olarak ama bunu yapabilecek misin? Yani tartışılan bu. Yani ben ihracatçı olmak istiyorum diyorsun. Ama sen ihracat yaparak sattığın ürünlerin yüzde çok büyük bir kısmını ithal ürünler oluşturuyor. Şimdi ithal ürünleri de yani o yüzden de bu yani normalde hani burjuvazi buna niye sevinmesin değil mi? Ucuz emek. Biz de hani işte ihracat yapalım, döviz kazanalım. Tabii falan demesi lazım. Kimseden öyle bir alkış görmüyoruz çünkü yani herkes şeyin şunun farkında. Bir böyle bir altyapı yok. İkincisi yani hani bir altyapısal bir yatırım yok. Yani bunu yani bu işte hani kapasite meselesi diyorlar ya. %80'i bulmayan bir kapasite kullanımı var. Üstüne üstlük de ben bu malı nasıl getireyim ki o ara hani şeyi üretip tekrardan satayım. Son 40-50 yıl şu anki dünyayı tanımlıyor bence. Yani dünya bir noktaya geldi. O geldiği noktada o durumu, o tabloyu doğru görebilirsek iz düşümlerini Türkiye'de görürüz. Türkiye'de gördüğüm bir şey şöyle değil. Yani sorunuz bu anlamda doğru eğer şöyle düşünürsek. Sanki böyle Erdoğan çok ülkeyi çok özel bir yere taşıyacaktı da taşıyamadı. Hayır, tam da görevi de buydu, amacı da buydu bence. Geldiğimiz nokta şu. Çok basit sadece asgari ücret üzerinden düşünürsek doğru olmaz ama emperyalizm yeni sömürge ülke ilişkisi olarak düşünürsek zaten ekonominin burada böyle iddia edildiği gibi patlama, büyüme vesaire ihtimali yok. Yani Aslı arkadaşın dediği gibi şöyle bir durum da var aslında. Yani başka parametreler var. Yani sadece asgari ücret burayı üretim üstü haline getiremeyebilir. Ama Avrupa'nın handikaplarından biri, niye ben Avrupa'nın Çin'denim dibinde ve zaten en fazla ticari ilişkiye girdiği Avrupa Birliği ve özellikle Almanya. Bu zaten böyle bir şey var. Fakat şöyle bir paradoks var hakikaten. Sen şimdi üretim yapacaksın, çok büyük üretimler yapacaksın ve ihracat yapacaksın. Ama ara mallar vesaire çoğu ithal ediliyor. İthal edildiği zaman yine bir sıkıntı içindesin. Buna rağmen Avrupa'da ucuz iş gücü dahil, şey dahil, genç iş gücü dahil birçok bunda sıkıntı var. Bu nedenle Türkiye'ye gerçekten ihtiyaçları var. Başka tür böyle bir ülke de çok yok. Dikkat edin, şeyler cirit atıyor mesela tarımda. Emperyalist tekeler cirit atıyor. Bütün şeylerde. Yani bu Cargill, Philip Morris, Ferrero vesaire ve artık şey olmuş durumda. Yani bence yerel anlamda, şark tipi anlamda diyelim veya aile tipi anlamında bir tarım bitmek üzere. Bu Türkiye'de çok büyük bir iş gücünü ortaya çıkaracak. İşsizlik anlamında. Yani bu şeyi daha tarımda da ne kadar kişi çalışıyor ki? Çok az zaten. Yani ne kadar anladım. Zaten mesela şöyle şeker pancarı üretimleri falan yerle bir. Şöyle söyleyeyim, Bangladeş'le de ilişkisi olsun. 2000 bu Suriye Savaşı başlamadan önce şöyle bir açıklaması var. Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği. Diyor ki hükümetten 500 bin Bangladeşli işçi ısmarladık diyor. Ismarladık diyor resmen. Evet. Sipariş vermiş. Fakat hükümet de şöyle mi diyor? Kendi Bangladeşliğimizi yaratacağız. Şöyle oldu. O sadece o değil. Şöyle oluyor. Suriyeliler geldi ve buna gerek kalmadı diyor. Anladım. Ve Suriyeliler olmasaydı şu alanlarda bizim sektör batardı diyor. Bunu kendileri söylüyor. Evet, evet. Ve Türkiye'de şu an asgari ücret arkadaşlar bence bundan sonra ortalama ücret olarak geçmeli bence. Yani Türkiye'deki o belirlenecek olan 3000 küsur ne olacaksa bu artık ortalama ücret. Türkiye'de 1500 liranın altına çalışan milyonlarca insan var. Evet. Bu anlamda Türkiye gerçekten ucuz emek cenneti. Arkadaşın dediği gibi ithal edecek olsa da bazı aramalları vesaire yine de ben şeyin olabileceğini düşünüyorum. Yani ürünlerin ucuz üretilebileceğini ve bu bağlamda nasıl üzüm, domates, zeytinyağı vesaire, makarna şu an dünyada çok ciddi boyutta pazar bulabiliyorsa ucuz olduğu için. Aynı şekilde üreteceği çeşitli ürünler ucuz olabileceği için dünyada pazar bulabilir. Ha Türkiye'de patlama yapar, büyür anlamında söylemiyorum. Sadece bu işin bir ekonomi politiği var. Bitiriyorum. Ben şöyle düşünüyorum Tayyip Erdoğan için. Yani yaptığı hiçbir şey böyle kişisel, onun
dar aklı, kendi dar kişisel aklı anlamında değil. Bunun bir ekonomi politiği var. Sınıfsal. Richard Sennett şunu diyor. Neden biz politikacıları yaptıklarıyla ve programıyla değil kişilikleriyle değerlendiririz? Aynı soruyu ben de soruyorum. Bence doğrusu ya, ekonomi politiğine bakmak lazım. Arka planda yeni sömürge ülke gerçekliği var. Deyip nokta koyayım. Benim bir şey söyleyeceksen. Buyur abi, yok. Şimdi benim bu konuda başka bir düşüncem daha var. Yani hem de senin yani Türkiye'nin üretim kapasitesi, dışarıya bağımlılık üzerinden söylediğin şeylere kısmi bir itirazım var. Askeri sanayi kompleks. Yani Türkiye kendine askeri sanayi kompleks üzerinden onu bir dinamo olarak kullanarak işte bölgesel ya da kısmen yarı küresel bir güç olma misyonunu da yüklüyor aslında. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışında bu da var. Yani bütün konuşmalarına bakın, işte Katar'a gidiyor işte ya da Körfez'e gidiyor. Diyor ki Körfez diyor bize sıcak bakıyor. Yani oradaki insanlar ya da Somali için böyle diyor. Yani kendini belli bir alanın hamisi konumunda görüyor. Şimdi bunu, bu görme, işte Libya'sı var, başka meseleler var. Bu görme durumunu sürdürebilmek için de güce ihtiyacı var. Ve varsayımı aslında daha çok biz askeri sanayi kompleks üzerinden büyüyerek, işte Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti Almanya, değil mi? Ne oldu sonra? Yani o kaybeden, savaşı kaybeden o şey bir anda dünyanın en güçlü silahlarını falan üreten, oldukça geniş bir askeri kapasiteye sahip olan bir ülke haline geldi. Savaşın mağlubu, bir sürü işte yükümlülükleri olan bir ülke. Şimdi benim görüşüm, kafasında böyle bir hayal var. Yani bu hayal gerçekleşir, gerçekleşmez başka bir şey. Ama her hayal bu kapitalist sistemde satar. Kapitalist sistem zaten hayal satma üzerine kurulu. Bu hayalin alıcıları da olur. Taşeronluk satıyor olabilir mi hayal yerine? Olabilir. Dinlemek isterim. Yani neyi kastediyorsun? Şunu demek istiyorum. Bu arada sözünü kesmedim. Yok yok, önemli değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye deyim yerindeyse şov yaptı o bahsettiğiniz askeri araçlarla. Ama ben mesela onu bizzat ABD, AB, İsrail ve benzeri adına, batılı güçler adına doğrudan bir taşeron olarak yaptığını düşünüyorum. Yani onu niye ABD oraya savaşsın? Aynı şekilde mesela Ukrayna meselesinde, Ukrayna bir şeye döndü adeta, böyle Rusya ile bir gerilim noktasına döndü. Bir ara Putin tehdit ettiğinde, hem de o Fransa dahil o büyük güçleri tehdit etti. Şeyi anladık, hiçbiri doğrudan savaşa girmeyecek Rusya ile. Ve eğer askeri bir şeyler olacaksa biz gireceğiz. İşin içinde Rusya ile savaşacak anlamında söylemiyorum ama sıcak noktalarda taşeron kullanma eğilimi giderek artıyor. Türkiye'de ve açık söyleyeyim bölgede belki de en elverişli, en kullanışlı taşeron olarak duruyor. Hakikaten de şu an, hiç de küçümsemeyelim, askeri gücü itibariyle bölgede ama yani büyük güçlerle değil, emperyalist güçlerle değil. Hafife alınmayacak bir askeri gücü var. Mesela İdlib'de bir ara belki gözden kaçtı. Tam terimi de unuttum ama 200 SİHA'yı aynı anda harekete geçirmiş. Bir şey adı da var. Sürü mü? Öyle bir şeydi. Mesela orada çok ciddi sonuçlar alıyor bunda. Evet. Ve özetle uzmanların iddia ettiği şey bu. Samimi uzmanların ama. SİHA konusunda gerçekten NATO'da eğitim verecek noktaya geldi. Evet. Bir şey. Sürekli güncelliyor. Evet. Özel ekibi var. Ve bunu, hepsi yerli onların. Kullanılan hepsi yerli. Yani o şeyler filan, bilgisayar sistemleri, yazılımlar, donanımlar hepsi yerli üretiliyor. Değil, Kanada'dan falan da. Onlar vermedi, en son kendileri üretmeye başladılar. Şöyle bir durum var, çok özel bir ekip oluşturmuş. Evet. Düşünün ki sahada, mesela Irak'ta bir çatışma anında SİHA bir noktada istedikleri verimi vermedi. İddia şu ki, mühendisler akşam oturmaya başlıyor. Biz hızla bu sorunu nasıl aşarız diye. Ya hakikaten sürekli güncelleniyor. Çok ciddi boyutta bir başarı söz konusu bu konuda. Ve bunun ben dar anlamda bir bölgede süper güç olmaya değil, taşeronluğa denk düştüğünü. Bu o zaman da soru şu, kimin taşeronu olacak şimdi? Öncelikle ABD'nin. İşte orada da mesela Avrupa'da mesela Brexit sonrası İngiltere ve Avrupa Birliği'nin geri kalan arasında ilişki ne olacak? Brexit sonrası
işte Birleşik Krallığın diyelim hani şey adıyla Birleşik Krallığın ABD ile olan ilişkileri ne olacak? Brexit sonrası Orta Doğu'ya ilişkin Avrupa Birliği'nin tutumuyla işte Birleşik Krallığın tutum farklılığı ne olacak? Birleşik Krallığın arasının çok iyi olduğu Suudi Arabistan örneğin ne oldu da işte Katar'a ziyarete gitti. Yani şimdi ne oldu da birden bizim Suudi Arabistan ve Katar'la ilişkilerimiz bir anda ya da Birleşik Arap Emirlikleri ile falan bir anda farklılaşmaya başladı. Mısır'la falan düzeldi. Yani ben bir an böyle bu iş işte taşeron mu değil mi falan şimdi o tartışmaya girmeyeyim. O şey. Uzak. Ama sonuçta bir başka ilişki ağını insanlar tartışıyorlar. Bu da beni Birinci Dünya Savaşı'na götürüyor. Yani ya benim o konuda çok kısaca değineyim. Bakışım şu, yani savaşlar öyle kendiliğinden çıkmaz, sistemin ihtiyacından çıkar. Sistemin, sermaye sistemin ihtiyacı, işte tam Marx'ın 48'den beri söylediği sermayenin merkezileşme eğiliminin bir zorunluluğu. Merkez kim olacak, neresi olacak, birkaç merkez olabilir mi, bunlar arasında neresi olacak? Bunlar savaşı belirliyor ve o savaş aslında Birinci Dünya Savaşı bitemedi. Birden gerçek anlamda bitemedi. Zaten ikincisi işte oldu. Sovyetler Birliği diye bir şey çıktı. Bir anda böyle sistemin hiç öngörmediği bir şey çıktı. Sonrasında hadi onu düzeltelim diye Hitler'e yol verildi. Bu benim yorumum. Daha da büyük bir sorun çıktı filan. Derken 1980'den sonra sistem yani kapitalizm açısından dünya normalleşince bu kez 90 sonrası düzeltiyorum. Nerede kalmıştık da başlandı ama dünya farklı bir dünya. Artık 1914'ün dünyası değil. Fakat kartlar yeniden dağıtılıyor. Herkes kendine bir farklı pozisyonda rol almaya çalışıyor. Bence Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu oyunda bana da bir rol verin. Ben de bir koltuk sahibi olayım ama eşitler arası. Hadi tamam. Kafasında başka bir bölgesel güç olma, işte yeni Osmanlıcılık bunların hepsi var. Ben bunları bir tarafa attığını düşünmüyorum. Bu işte dediğim gibi birileri için çok şey de olabilir, motive edici de olabilir. İnsanları bir araya getiren, işte Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'nın motivasyonu gibi. Yani bir şey kuracağız, güçlü bir şey kuracağız filan. Yani ama öbür taraftan da başka nesnellik var. Tüm bu nesnellikle İşte buradaki istemler ne kadar çakışacak, ne kadar taşeron olacak, kimin taşeron olacak ve tüm bunlar sınıf için, Türkiye'deki emekçiler için ne getirecek? Asıl böyle hani siyaseti oradan daha hayatın kendi şeyine taşırsak bizim için anlamı ne olacak? Bizim için anlamının çok da iyi olacağını ben düşünmüyorum. Yani yani ucuz iş gücü demek yani yoksullaşma demek. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Ya biz mesela işte öğrencilik yıllarımızda, üniversite yıllarımızda yani çalışırız ve araba ya biriktirerek alırız falan diye bir hayalimiz yoktu. Yani uzak görünüyordu o gün için. Sonraki dönemde bu çok olağan oldu hani herkesi. Şimdi yeniden o döneme dönmek gibi bir şey var. Bakıyorsunuz fiyatlara. İşte yeni mezun bir hekim paylaşmış ya ben artık bilmem ne zaman şey yapmıştım düzeltiyorum yeni mezun değil biraz uzmanlığını almış bir hekim mezun olurken araba alabiliyordum bugün alamıyorum yani şimdi o grup bile iyi kazanan emekçilerin hani daha üst düzey kazanan daha kesimi olacağım. Bile daha kötü olacak bu durumdayken diğerleri için açlık yani ya da sadece biyolojik varlıklarını sürdürmekle ilgili bir şeyle karşı karşıyalar. Aslı ne diyorsun? En hani klişe yerinden başlayayım. Hani iç politika dış politikayı belirler evet. Meselesinden. Türkiye'de bu özellikle 2017-2018'de iyice artık hani ekonominin sıkışması ve hani artık bu faiz de kurdu vesaire dengelenemeyen bu artık ipinden boşanmışçasına hani tepe taklak giden ekonominin şöyle bir karşılığı da oldu. Yani bu Türkiye'nin dış politikadaki bu maceracı, hiperaktif ve hani artık dış politikanın tamamen militarist tutumunun aslında bir karşılığı var. Yani bunun Türkiye kapitalizminin krizini
ile bir ilişkisi var. Dolayısıyla hani bunu söylediğimiz zaman, yani Türkiye kapitalizminin krizinden bahsettiğimiz zaman, tabii ki karşısına hani sınıflar ve güç dengesi olarak emekçileri de koymak lazım. Oraya geleceğim ama şöyle düşünüyorum, bu işte vekalet savaşları denen, işte taşeronlaşma denen ve bunun içerisinde hani Türkiye'nin almak istediği rol mevzusunda, işte bu mesela Erdoğan hani şu anda çok büyük düşmanıymış gibi söylediği ama aslında çok elini öptü Soros'un söylediği, hani Türkiye'nin gerçek anlamda hani ithal edilebilecek gücü ordusudur, askeridir. Yani milite, yani ve bunu çok iyi öğrenmişler aslında, çok iyi çalışmışlar yani ve bununla beraber hani işte İdlib'de, yani bu Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz, işte Azerbaycan, Afrika'da vesaire, yani bunların hepsi denendi ve bir takım pazarlar açılmaya çalışıldı yani Türkiye kapitalizmine. Şimdi ama bu hani işte bu değerli yalnızlık, bu hiperaktivite bir yerde ayağına dolandı ve insanlar şu şekilde yorum yapmaya başladılar. İşte bunlar tükendi, gidici. Zaten artık hani dış politikada da bak işte hani öldü, bitti vesaire. Ama bazı şeylerin bu kadar da hani basit olmadığını, hani bu kadar düz ilerlemediğini de bize şimdi bunlar gösteriyor. İşte Mısır'la aranın düzelmesi, işte darbenin sorumlusu denen Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir anda hani kardeş olması. Libya'da da karşıladılar ya. Yani. Katar, hani Türk halkının kalbindeki o güzel ülke Katar. Yani Katar'ın bütün ihracatının yurt dışı yatırımlarının %5'i Türkiye. Yani o kadar hani bize güya hani çok hani şey yapıyoruz falan. Ya da Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin arasında 1/1 Katar'dan bizden aldığı mal. Ya öyle bir dosya. Şimdi Doğu Akdeniz'de mesela ExxonMobil ile birlikte hidrokarbon araması yapıyor. ExxonMobil da adı darbe destekçisi falan diye geçiyordu. Hani dostluk, hani bir şey. Ama bu şunu da gösteriyor bir yandan. Yani bu pilav biraz daha su kaldırabilir. Yani basit olmadığını biraz kabul etmek lazım bu meselenin. Yani burada hani hala daha ömrünü uzatabilir rejim diye düşünüyorum ben bu dış politika manevralarıyla. Niye? Çünkü buna içeriği bastırmak için çok ihtiyacı var. Özellikle ve ne yazık ki muhtemelen gene hani Kürt halkı ve Kürt sorunu üzerinden hani bir şeyle bu militarizmin ve hani tehdit söyleminin, beka söyleminin bilenmesi buradan da hani yükseltilerek işe yarayabilir. Yani bu kadar hani sefaletle, açlıkla, kıtlıkla sınanan emekçi halkları isyanını hani bu şey yani bu tarz şeylerle, rollerle çalmaya çalıştıkları. Ben bu konuda tersini düşünüyorum. Nasıl abi? Yani şöyle tersini düşünüyorum. Seçime doğru gittikçe bence o kartlar bitti. Yani sertleşme kartı bitti. Hı hı. Sertleşme artık Erdoğan'a seçim kazandıracak bir şey değil. Benim hissiyatım bu. Önümüzdeki dönem daha yüksek olasılığın yeni açılım olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan elinde oynayabileceği tek kart, seçim kazanmak istiyorsa, 2023 ve sonrasında kazanmak istiyorsa, önce hani Allah fakiri nasıl sevindirir, işte eşeğini önce kaybettirir sonra buldurur var ya, şimdi öyle bir sıkıntılı döneme giriyoruz ki bir 6 ay sonra ya da bir sene sonra seçimden önceki dönemde iyice ümidini kesmiş halkın bir kesimine bir miktar ekonomik işte kaynak aktarma, sonrasını hani daha sıkıntıya sokacak bile olsa bir an böyle bir şey yaratma. Evet, biz bu sıkıntıyı yaşadık ama bu bunun içindi falan gibi. O geçici bir dönemdi. İşte oruç tutmak gibi, bilmem ne gibi. İnsanların hani toplumun önemli bir kesiminin belki kulağına hoş gelecek sözlerle. Bir o. İkincisi de yani biz o dönem açılımı yapamadık ama işte şundan biz yeniden başlayacağız falan gibi. Ben tek çıkış noktası seçim kazanmak için
tek çıkış noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Sence kazanabilir mi? Bu ayrı bir soru. Ama başka türlü zaten kazanamaz. Yani diğer seçenek seçimi hiç yaptırmamak falan, ama ben bunların da artık geçtiğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey yok. Biz bir şey daha söyleyeceğim. ama çok şeyse sen söyle. Yok rica ederim. Tamam, peki. Şimdi tüm bunların aslında emekçiler için karşılığı ne sorusunu, yani dışarıda kartlar yeniden dağıtılıyor, dünya şöyle oluyor, böyle oluyor ve işte devletler ve burjuvazinin farklı fraksiyonları, tüm bu şey içerisinde kim nerede yer alacak ve daha iyi bir, kendi kesim için daha iyi bir dünya nasıl olabilir tartışmasını yapıyor da ben Türkiye'de, dünyada da yeterince tartışılmayan şeyin, ya 1914 döneminde tartışılıyordu, emekçiler için, işçi sınıfı için yeni bir dünya tartışmasını yapmaya, işçi sınıfı için şu anda bu ülkede ne yapılmalı tartışmasını, yani sınıfın istediği yeni dünya ne, sınıfın istediği yeni ülke ne, madem kartlar yeniden dağıtılıyor, işte Orta Doğu'da sınıfın, işçi sınıfının, tüm Orta Doğu emekçilerinin yeni Orta Doğu'su ne, işte yeni Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i, hepsini şey yap. Bütün bunları tartışabiliyor olmak lazım. Sizin söyleyecek sözünüz varsa bizim de söyleyecek sözümüz var. Sınıf olarak biz şöyle bir ülke, şöyle bir Orta Doğu, şöyle bir dünya istiyoruz. Sizin dağıttığınız kartlarda ve yeniden oynamak istediğiniz oyunda biz yokuz. Biz başka bir oyun kuracağız diye başka bir oyun kuruculuğuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ya bayağı bir konuya değdik. Ben de değdik yalnız. Aslı'nın dediği gibi neresinden gireyim? Şöyle söyleyeyim, seçim için öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Ben seçimle ilgili ne düşünüyorsun sorusuna şöyle cevap veriyorum. Vakti gelmemiş bir sorunun doğru cevabı olmaz diye düşünüyorum. Bu anlamda erken olduğunu düşünüyorum ve hatta sakıncalı şöyle buluyorum. Bugünden yarına, hemen şimdi yapacak çok şey var. Çünkü ülke yangın yeri. Gerçekten şöyle insana da doğaya da kıyan, mahveden bir gidişat söz konusu. 1,5 yıl inanılmaz uzun bir süre. 1,5 yıl sonra seçimin olma ihtimali zayıf bir ihtimal değil. Yani 2023'te olması. Eğer öyle ise biz niye bugünden tüm yumurtaları seçim sepetine dolduralım, kimi arkadaşların yaptığı gibi? Ben bunu sakıncalı buluyorum. Hatta tuzak olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda şey değil, seçim yaklaşır. Görevlerimiz var, sorumluluklarımız var, yerine getiririz, önemsemiyor değilim. Ama bugünden böyle olmasını doğru bulmuyorum. Kart meselesi içinde, ya şöyle diyebilirim, ona katılabilirim. Şöyle düşünün, şimdi ben bir çeşit yeniden paylaşım ve hegemonya savaşı olduğunu düşünüyorum. Tamam, evet. Sizin kart dediğiniz evet, şey, evet. Ve güzel. Sonuçta onlar, büyükler yeniden evet. Paylaşım zaten. Böyle bir süreçte, şimdi halkların kendi yerini tayin etme istemesi kadar doğal ve meşru bir şey olamaz. Ama burada Erdoğan için diyorduk. Erdoğan da şöyle düşünüyor bence. Yani bir şey daha küçük bir yerden kesit alayım. Suriye'de şey bile, yani bir tane herhangi bir cihatçı örgüt bile kendine alan tutuyor. Ben de dünyada bir alan niye tutamayayım? Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hareket ediyorum diye düşünüyor. Yani gerçekten kendine iyi kötü yer aradığı oluyor. Şunu şöyle düşünmüyorum. Ben yeni Osmanlıcılık da değil, bölgesel güç de değil, süper güç hiç değil, emperyal güç hiç değil, ama taşeronluğunu iyi pazarlayan, madem kartlar yeniden karılıyor, ben kendimi iyi pazarlarsam ülke olarak, tabii Türkiye, çünkü gerçekten Türkiye çeşitli nedenlerle, coğrafi boyutu, askeri boyutu, ekonomik boyutu, birçok açıdan taşeronluk boyutu, yani emperyalizm için önemli. Böyle, bu önemin farkında olan biri olarak burada şeyini, elini yükseltmeye çalış. Ama taşeronluk elinde, sakın yanlış anlaşılmasın. Yani kullanışlı bir taşeron olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Gittiği her yerde bunu yapıyor. Afganistan'la girilen ilişkiyi hatırlayın. Hmm. Merkel teşekkür etti. Biden teşekkür etti. NATO teşekkür etti. O işler istediği gibi yürümedi ama böyle bir şey vardı. Ben bu bağlamda İdlib'deki gücünün de, Libya'daki hareketinin de, Azerbaycan'da, Irak'ta birçok noktada eşittir değil ama büyük ölçüde politikasını emperyalist denklemler içerisinde yürütüyor diye düşünüyorum. Onlara rağmen değil. Onlarla çatışıyor gibi göründüğü noktalarda çoğu kez ama Kuzey Suriye'de olduğu gibi
Sanki böyle ABD ile karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor. ABD ve Rusya, özellikle de Rusya izin vermediği sürece Suriye'de Türkiye'nin bir tane uçak uçurma ihtimali yok. Bu anlamda yine orada bir takım dengeler söz konusu ama dengeler her zaman için Rusya ile denge yürütüyor gibi gözünse de son tahlilde ABD'ye hizmet ettiğini düşünüyorum. Yani ABD ile aynı paralellik içinde yürüdüğünü düşünüyorum. Bunun Mısır'la girilen ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne girilen ilişkiler vesaire hepsinin ABD'nin yeni dönemde normalleştirme politikalarının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Arabistan'la hatırlayın, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan uzlaştırıldı. Sanki birbirinin gözünü oyacak gibiydiler. Bir anda ya bir kalemde Biden onları masaya oturttu. Demek ki ABD'nin onlar üzerinde bu denli inisiyatifi var. Ve bu tür çatışmaları ben tam sahte olarak değil ama abartıldığını düşünüyorum. Türkiye ile İsrail arasındaki çatışmalar gibi bunlar abartıldığını düşünüyorum. Son tahlilde... Türkiye ile İsrail çatışma olduğunu mu düşünüyorsun? Yok, abartıldığını diyorum. Tam tersi. Gerilim gibi gösterilen, çatışma gibi gösterilen şeyin sahte olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani veya başka şeyler ama genellikle bir taraftan el altından o kurulmuş ilişkiler var. Bunlar devam ediyor ama kamuoyunun önünde çok büyük böyle gerilimler, çatışmalar vesaire yaşanıyormuş gibi gösteriyorlar deyip uzatmayayım yine. Nereden devam edelim? Yani ben daha çok şeyle ilgileniyorum. İşte o neye oynarsa oynasın Erdoğan ister taşeron. Bunu içeride taşeronluk olarak gösteremez. Yani var. Ben öyle midir değil midir tartışmasına girmeyeceğim. Hayır, öyle gösteremez. Öyle gösteremediği durumda insanları daha kötü koşullarda işte gelecek daha iyi bir şey hayali satarak çalışmaya ve yaşamaya razı etme üzerinden kuruluyor. Şimdi dolayısıyla yani biz bu oyunun parçası olacak mıyız? Bu oyunu... Tam tersi şöyle söyleyeyim. Ha. Senin dediğine yardımcı olsun. Bugün eğer gözden düştüyse en büyük handikapının halkta artık rıza oluşturamıyor duruma düşmesidir diye düşünüyorum. Tamam. Yani halkını ikna edemeyen başkanı emperyalist güçler istemez. Yani en büyük handikapı bu. Yoksa şöyle bir şey yok kesinlikle. İddiaları bir tarafa, gerçeklik ortada. Türkiye yoksullaşıyor. Açlık sınırı giderek büyüyor. İnsanlar şunu söyleyeyim. Belki de hayatlarının en zor dönemlerinden geçiyor. Ve bunun mevcut iktidarla bir arpa boyu dahi yol gitme ihtimali yok. Bu anlamda hani bazen kavram yanlış anlaşılıyor. Kesinlikle şöyle anlaşılmasın. Yani mevcut iktidarla bırakın ben şey düşünüyorum. Konumuz seçim değil ama Millet İttifakı geldiğinde büyük ihtimalle direneceklerini düşünmüyorum. Çünkü yapacakları ilk işin şu an Tayyip Erdoğan eğer zorlanıyorsa, mevcut iktidar zorlanıyorsa halka acı reçete içirmek olacağını düşünüyorum. Yani bu anlamda halk yararına bunların da alternatifinin de bir şey geliştirme ihtimali yok. O yüzden dediğine katılıyorum. Alternatif düşünenlerin bir şey yapması şart. Evet tabii yani en büyük şey o. İnsanların bir şeyleri ümit olarak görüp yani bir şeylere bel bağlayıp sonrasında yaşayacağı hayal kırıklığı. Yani ya ben bir burjuva sistemde, bir kapitalist sistemde sorunların nedeni olan sistemin sorunları çözmeyeceğini. Zaten işçi sınıfının, Türkiye'deki emekçilerin yaşadığı zorlukların nedeni olan sistemin bir başka oyuncusu tarafından yani bu sistemi... Onların kimi temsilcileri kötü yönettiği için işçiler bu durumda değil, Türkiye bu durumda değil. Ya da kötü onların, adam onlar. Onların daha iyi temsilcileri. Aptal, ya biz kötü. Aslında bu sistemi daha yönetiriz. Şimdi böyle değil. Yani böyleymiş gibi bütün işte seçim süreçleri böyleymiş gibi yönetiliyor ve insanlarda başka beklentiler. Bu arada yine seçim tuzağı dediğin şeyin ben bir boyutunu daha düşünüyorum. Türkiye'de yaşanan bunca şu anda cebimizdeki paranın yarısı çalındı yani çok açık. Yarısı çalındı yani. Paranın yarısı uçtu ya bir 6 ay önceye göre. Şimdi böylesi bir durumda insanlar sokağa çıkma eğilimi taşıyorlar. Ama birileri diyor ki bakın seçim var.
ileride seçim olacak. İşte şu bekleyin. Zaman, bu zaman bekleyin, sakın bir reaksiyon göstermeyin. Az kaldı. Ya bir grup insanda, benim çevremde hani gördüğüm kimi insanlarda istikrar kavramı kullanılıyor. İstikrar bozulmasın. Aman istikrar bozulmasın. Hala var mı ya istikrar kavramı? Ama istikrarı kimler kullanıyor? Çok ilginç. Yani daha önce mesela şey döneminde, işte AKP'nin böyle bir 2007 filan döneminde böyle ekonomi biraz işte derviş politikaları sonrası bir genişleme göstermiş filan. İnsanlar kredi kartlarıyla borçlanmış. Ya şimdi aman ya dövizçi olursa dövizin değeri giderek düşüyor filan. İstikrar bozulmasın denen şeyden başka bir şey var şu anda. Eğer istikrar bozulursa Erdoğan seçimleri filan iptal eder. Dolayısıyla şu anda istikrarlı bir şekilde seçime gidersek zaten alacağız. Sonra da her şey çok güzel olacak. Bunu bozmayın. Karşı yani tarafın sakın, işine yarayacak bir şey yapmayın. Tabii tabii sakın, yani mesela ben bunu dehşetle izliyorum. Ya bu dehşetle izlenecek bir durum. Yani ya, tepki, normal tepkinizi göstermeyin. İki sene böyle uslu çocuk olun. Sakın ha, sakın yaramaz çocuk olmayın. Hakkınızı falan da aramayın ya. Aramayın iki sene hakkınızı. Uslu çocuk olun. Sorunumuz var mı? 5 dakikamız kaldı. Ve bu inanılmaz tehlikeli. Nereden bir şey. Güzel yani, gidiyordu halbuki. Sınıfla ilgili derdi olan insanlar istikrar meselesini, ya biz de bu istikrarın parçası olalım şeyine işte kapılırlarsa bu çok risk var mı? Bir şey olur tabii. Tabii var. Ben bu risk yok demiyorum. Ya önce şu sorunu bir çözelim. Şu iki sene geçsin. Ya şimdiye kadar zaten bir sürü sene geçti. Yani biz devrim mevrim falan da yapmadık. İki sene daha yapmayı verelim. Devrimin acelesi yok. Acelesi yok ya. Acelesi yok. Yani ne olur. Peki, sor ben bir ara. Şey önereceğim. Son 5 dakikaymış. Son 5 dakikayı şöyle değerlendirelim. Her birimiz, üçümüz sırayla. Güzel şeyler söyleyelim. Şu anlamda güzel şeyler. Yani bu şimdiye kadar kötü şeyler mi söylüyorsun? Yani hani bir çeşit hani alternatif dediniz ya, halklar adına bir şeyler ya, söylemek lazım. Ya çok güzel fikir Mehmet abi. Bu anlamda söylüyorum. Yani alternatife, çözüme dönük. Evet. Yani. Bir şeyler söyleyelim. Çünkü hep eleştirdik. Zaten evet. Ben şey düşünüyorum. Yani bu distopya tanımları çok yapılıyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Dünya artık distopya tanımına ihtiyaç bırakmıyor. Yani Amazon ormanları yakılıyor. Adam tabii ki yakacağım diyor. Yani işte bizim ülkemizde yakın tarihte yanan ormanları hatırlayın. Yakılan ormanları yani hatırlayın. Ve orada şöyle bir tablo söz konusuydu. Ben mesela şey düşünenlerdenim. Bu izleyicilere dönük söylüyorum tabii. Cennet varsa bu dünyada var. Ve cennetimiz yakıldı aslında. Gözümüzün içine baka baka. Ne yapacaksak bu dünyada yapacak isek eğer, bence vakit kaybediyoruz. Öyle seçimleri beklemeye de gerek yok. Bugünden yarına ütopyalarımız çerçevesinde, yani düşsel dünyamız anlamında söylüyorum, çerçevesinde hemen bugünden atacağımız adımlar var. Kendi ürettikleri parlamentonun kendileri artık bir kıymetinin kalmadığını farkındalar. Çünkü gerçekten bir dönemin burjuva siyaset tarzı bitti. Doğrudan müdahale etmek istiyorlar artık. Başkanlık, işte dünyadaki Bolsonaro, Trump, Orban, Modi, Erdoğan hepsi bir dönemin ihtiyacı olan kadrolardı. Biz buna baktığımız zaman artık meclis olabilir bir yerde, birileri girebilirdi oraya. Ama biz bir an önce hemen mahalle meclisleri, halk meclisleri gibi yerlerden yürüyelim, kendimizi ifade edelim. Halkın kendini ifade ettiği ortamlar için kafa yoralım, alternatif düşünelim. Bence bu noktada hemen bugünden yarına cenneti yakalama, cenneti görme, onu yaşama ihtimali olur. Bu mümkün diye düşünüyorum ve son noktayı koyuyorum kendi adıma. Ağzına sağlık. Ben de bir şey ekleyeyim, somut. Şimdi bu hani bu ortamda önümüzde hani bir sürü iflas, ne yazık ki olumsuz bir şeyden başlamam ama güzel bir şey söyleyeceğim. Evet. Yapacak bir şey yok yani, bu da durumu böyle. Benim de tavsiyem ve hani yani vereceğim hani vaat ettiğim mücadele de bunun içinde. Yani şu işten çıkarıyorum diyen kimse onun işçi denetiminde hani bir defterlerini bir görelim yani. Neymiş o zararlar? Yani onlar bu ucuz işte kurlardan sağa sola satılmadan önce bu yasaklansın.
o işçi denetiminde o defterler açılsın. Gerekirse biz onu kar ettirmesini biliriz diyorum ben de. Yani ben hep iyimserim. Ya insan türü, daha doğrusu doğada canlılar genelde kendilerini yok etme yönelik eylemde bulunmazlar. Yani türü yok etme. Bu türde hayatta kalacaksa bu türü bugüne getiren bizim emeklerimiz, insanın emeği ve emek verenler, üretenler, işçiler, tüm emekçiler. Şimdiye kadar tüm güzellikleri insanlığı ilk çağdan bugüne taşıyan bu emekçiler bugünden yarına da taşıyacaklar. Ben buna inanıyorum. Yani doğallığında buna inanıyorum zaten. Bu taşıma sürecinin biraz daha kapitalizmin ortalığı hani henüz yanıp yıkılmadan daha az hasarlı bir dönemde olması bütün şeyim, işte çabam filan. Üretebiliyorsak tüm güzellikleri biz yönetebiliriz de diyecek. Ben buna inanıyorum. Ne zaman diyecek? Biraz daha erken diyelim. Hele Türkiye'de bugün daha da erken diyelim. Yani o şeylere katılıyorum. Örgütlenme meselesine her yerde diyelim. Yani biz üretiyoruz, üretebiliyoruz. Tüm güzellikleri biz üretiyoruz. Tüm gördüğünüz her şeyi biz üretiyoruz. Biz yönetebiliriz de. Size ihtiyacımız yok. Size ihtiyacımız yok. Biz yönetebiliriz de. Şimdiye kadar yönetin, çekilin kenara. Bundan sonra biz yöneteceğiz. Bunun için şimdiden işte işçi meclislerimizi kuralım. Yani her yerde. Ve yavaş yavaş gücü gösterelim. Yani bizim gücümüz birliğimiz, başka bir şey değil. Yani bir arada olmamız. Çokluk fakat tek tek kalınca, bir zamanlar TRT'de Kadın Ana diye bir sanki bir program vardı. 80 öncesi TRT'de. Bir kadın şeyi anlatıyor. Yandaki bir köylüye. Şu diyor, odun yığını var, dallar var ince. Şu dalı bir kır diyor. Çıt kırıyor. Şunları bir kucakla diyor, bir 15-20 tanesini kır bakalım diyor. Kırılmıyor diyor. Kırılmıyor. İşte işçi, o zaman emekçi, işte köylülere öğrettiği şey o programın, bugün işçilerin fark etmesi gereken bir şey. Biz ancak yan yana gelirsek kırılmayız. Yani bizi kimse kıramaz. Yoksa tek tek kaldığımız zaman ve herkes de zayıflık duygusu yaşar. Tek başımayım ben. Ben tekim, ben ne yapabilirim ki? Yok, biz hiçbirimiz tek değiliz. Biz yalnız değiliz ve birlikte yürüyeceğiz ve yöneteceğiz, yani iktidarı alacağız. Bir de şey var, Lenin yapma çara yarar. Keşke öyle sosyal medyada gördüm de herhalde bitti değil mi? Evet. Lenin'in de sevdiğim bir lafı şey, düş görmeliyiz diyor. Yani işçi sınıfı ya da çalışanlar, emekçiler daha iyi bir dünyanın düşünü görmeli. O çok şeyden mücadele çıkmalıyız. Ettik, bir de düş görelim. Tabii düş görelim diyor. Düşümüz olsun yani, düşümüz de olsun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bitir, kestik mi? Kestik.